kere bir ilki başardık biliyorsunuz. Geçen dönem sizden yetki vermiştiniz bize, mülklerimizin tahsisli üyelikle satışı ve bu paraların sizlere dağıtılması konusunda. Bu geriye kalmasın diye buranın kongremizi yapma kararı aldık. Genel kurulda konuşan Küsket Sanayi Sitesi Başkanı Mustafa Kemal Güneş, 81 iş yerinin taksitli üyelikli satışlarının yapıldığını ve 34 iş yerinin ise inşaatının tamamlanmak üzere olduğunu ifade etti. 81 tane iş yerimizin tespitleri yapıldı. Bunların taksitli üyelikli satışları yapıldı. Ve bunlardan 34 tane de şu anda bitmek üzere. Toplam bunlardan sattığımız iş yerleri, tabii büyük olduğu için buradaki yerler biraz fazlaydı. Yani bu biraz sizi heyecanlandırsın diye. Yani çünkü alacağınız paranın bir kısmını tahmin edersiniz diye söyleyeyim. 387 milyonluk satış yaptık. Yani üyelik yaptık. Ve bunun da 153 milyonluk tahsili. Şimdi bu maddeler geldiği zaman bunun işte 3 aylık, 6 aylık falan dönem gibi sorular soracağız. Ve bu topladığımız paraları size peyderpey dedim yani iki taksitte. Topladıklarımızı hemen paylarınıza göre verelim mi yoksa biriktirip hepsini verelim diyeceğiz. Ama şu da aklınıza bir şey gelmesin. Bu para öylece durmuyor. Bu 153 milyon parayı biz sadece depremden sonra 3 ay içerisinde topladığımız bir para. Şimdiye kadar da 4 milyon 750 bin lira faiz getirisi oldu. Yani paranızı da bankada değerlendiriyoruz. Yani o para kur olmuyor. Toplam bizim satacağımız iş yeri, üyelikten satacağımız iş yeri 309 taneydi. Bu 309'un 126 tanesinin İşlem hemen bitmek üzere. Şimdi bundan sonraki satacaklarımıza işte şu fiyata satarız diye bir şey diyemiyorum. Çünkü ekspertiz ne belirtmişse biz o ekspertize aldığımız karar gereği dışarıda bazı şeyler konuşuluyor. Biz bunu geçen kongrede anlatmıştım. Bunu biz kiracılarımızı mağdur etmeden, onlara fiyatı fazla söylemeden, o da düşüğe almak isteyecektir, biz yükseğe satmak isteyecektir. Bunun için çare nedir dedik. Devlet eksperti dediğimiz, Türkiye'de 150 tane olan BDDK, SPK lisanslı ekspertizlerden ekspertiz yaptırarak oradan çıkan dosyadan kameralar huzurunda 9 tane istişare kurulumuzdan 24 tane asil yedek üyemizden onların huzurunda zartlar açarak o insanlara tebliğ ettik. Ta bunların içerisinden iki tanesinin dışında hepsini herkes kabul etti ve aldılar. Biraz daha bu taksilerde falan sıkıntı olur diye ekonomik kriz oldu, deprem oldu. Bir talepler olacak. Bu taleplerin de biraz sonra sizlere ileteceğiz. Sizlerin dediği doğrultusunda hareket edeceğiz. Siz buranın hakimi de savcısına karar verecek olan sizlersiniz. Siz ne derseniz biz onu yapacağız. O maddeler geldiği zaman da daha geniş bilgi vereceğim. Büyükşehir Belediyesi'ni ben devamlı ayrı bir yere koyarım. Küsket Sanayi Sitemiz 2014 yılından beri şimdi bazen diyoruz işte ya vergimizi veriyor belediye yapacak, şöyle yapacak. Ama bürokrasiye de sorarsan sanayi isterler işte biz yapmak zorunda falan da iki arada bir derede kalıyorlar. Ama Fatma Hanım ne zaman der ki esnafa, çalışana, üretene, vergi veren insana ben hizmeti veririm, isterse elimi değil kafamı koyayım der. Ve bu köyü söylediğimizde herkes hayal gibiymiş gibi gördü. Biz bu köyü kaldırttırdık, kamulaştırdık ve 367 tane iş yerini kredi kullanmadan, üyelerimizin sıkmadan 367 tane iş yerini bitirdik ve bu araya getirdik. Yine Çevre ve Şehircilik Bakanımız bu açılışına geldiğinde inanamadı. Yani dedik ki işte bunu 113, 120, 80 olarak biz böyle yaptık. 8 arayda nasıl yaptınız dedi. Ben de dedim ki vallahi işte eğer şehrinizdeki belediye başkanları eğer yanınızdaysa, altyapıda size yardımcı oluyorlarsa, beraber uyum içerisinde dediğim gibi şu an teknik ortak akıldan çalışıyorsanız işte böyle olur dedim.